Son hafta vaka sayılarına baktığımız zaman, haftalık Sağlık Bakanımızın yayınladığı haftalık vaka sayılarına, bölgemizdeki illerde bir artış söz konusu bir önceki haftaya göre. Adana olarak da uzun süredir vakalarımız belli bir plato çizerek belli bir oranda devam ederken, hava şartlarının da son haftalarda biraz değişmesiyle kapalı mekan kullanımlarının arttığını görüyoruz. Bu tabii ki özellikle asemptomatik vakaların, maske, mesafe, hijyen kurallarına dikkat etmeyen kişilerin aile içine taşımalarına yol açıyor. Büyük aile toplantılarında, bunun yanında toplu biliyorsunuz organizasyonlarda ki bulaşı arttırıyor. Bunlar da bizim vaka sayılarımızın artmasına yol açıyor. İlçeler düzeyinde veya mahalle düzeyinde tabii biz bunları günlük olarak tüm ilçelerimizden gelen sonuçları laboratuvardan çıkar çıkmaz incelemeye başlıyoruz. Bu çerçevede herhangi bir kümelenme var mı? Öncelikle ona dikkat ediyoruz. Çünkü orada bir toplu bir bulaş söz konusu olduğunda ona yönelik müdahalelerimiz farklı oluyor. Ama baktığımız zaman ilin genelinde dağınık olarak vakaların bir önceki haftaya göre belli bir oranda arttığı söz konusu doğru. Bu çerçevede yapılacaklar belli. Sağlık Bakanlığı, salgın yönetim rehberlerinde hangi ortamda, hangi iş kolunun ne gibi tedbirler alması gerektiğini tekrar yine geçen hafta yayınladığı rehberde güncelledi. Bu çerçevede yapmamız gereken tek şey var. Öncelikle aşı. Aşı oranı açısından ilimizde Türkiye ortalamalarına yakın bir aşı oranımız var. %77'lere yaklaştık. İkinci doz aşısını tamamlayanlar. Hastane yatışlarımız da belli bir pilota çiziyordu bu vakaların aynı şekilde pilota çizmesiyle. Tabii ki vaka sayılarının artması hastane yatışlarına da belli oranda etki edecektir. Ama şu bir sevindirici olan aşı oranı arttıkça da hastane yatışlar daha azalmakta. Zaten aşıdan amaçladığımız en önemli etkilerinden bir tanesi buydu. Hastane yatışları olmasın. Ölümler olmasın, yoğun bakımlara yatışlar azalsın. Elbette ki aşı bunu sağlıyor bize. Burada bir aşı konusunda sıkıntımız gençlerin aşı oranlarında ileri yaştaki nüfusun gösterdiği ilgiyi aynı hassasiyette göstermez. Bu konuda da çeşitli etkinliklerle, çeşitli çalışmalarla bunu da arttırmaya yönelik çalışmalar yaptık, yapmaya da devam ediyoruz. Elbette ki gençler eve taşıyan en önemli unsur. Bunun için de gençlerimizi derhal aşı olmaları için tüm sağlık kuruluşlarımıza bekliyoruz. Ki şu anda Adana'daki bütün sağlık kuruluşlarının hepsi aile sağlığı merkezleri, özel hastaneler, kamu hastaneleri, üniversite hastaneleri, ayrıca alışveriş merkezleri kurduğumuz aşı istasyonları, yine konser vesaire gibi toplu etkinliklerde aşı istasyonları kuruyoruz. Oralarda aşı yapmaya davet ediyoruz. Aşı bizim şu andaki en büyük silahımız. Ama asıl başından beri Sağlık Bakanlığı'nın tüm ulusal medyadaki kamu spotlarında da özellikle vurguladığı, bizim bu hastalığı yenmemiz için, yayılmasını engellememiz için en önemli etkimiz maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymamız. Son zamanlarda malumunuz bu konuda biraz gevşeme olduğu hepimizin gözlemi. Bunu da vaka sayılarına yansımasıyla görüyoruz. Aşı olmak çözüm değil, maske, mesafe ve hijyen kurallarına beraber devam ettiğimiz müddetçe ancak biz o zaman başarıyı yakalayacağız. Bu hastalıktan ancak o zaman kurtulacağız. Onun haricinde elimizde başka herhangi bir argümanımız yok.